Sağlık Müdürlüğü Bakanlığı onaydı. Hareket açıdığınızda eğitimimiz iptal oluyor. İki günde burada olmamız lazım. Eğitim uygulamalarıyla başlayacağız arkadaşlar. Tabii ki devamında önce pratik sonra uygulamalı eğitimlerimiz devam edecek. Ya şöyle bakacak olursak işte konularımız kırıkçılık ve burkulmalardaki yardım bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde. Bakacak olursanız şöyle bir beyin fırtınası yapalım. Nedir ilk yardım? Veya konuya hakim olan bir yetkili o esnada varsa ondan da destek alınabilir. Hastayı yerde ilk gördüğümüz zaman ilk yapacağımız şey kendi güvenliğimiz. Sonra hastanın yaralının güvenliği, sonra da çevrenin güvenliği. Kaçar pozisyonda bir bilinç kontrolü yapıyorduk. İyi misin? Beni duyuyor musun? Sert ve düz dizlerinde olmalı. Hastanın sıkan dizleri varsa gevşetiyordum. Ağız içine bakıp ağzın içerisinde yabancı besin varsa çıkarıyor. Şey kısmına elimi 90 derece açı yaparak 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10 ve 11, 12, 30. Şok verecek ve hastanın daha kolay dönüşünü sağlayacağız. Şok verdi. Evet. Şimdi ambulans gelene kadar, hasta kendi gelene kadar 30'a 2 kalp masajı devam ediyor ve asla o ayda cihazımı çıkarmıyor. Mesela istedim, ortamı organizasyonu bize ait. Hemen yabancı isim var, baktım hafifçe yok. Başkeli çene yukarı manevra, soluk veriyoruz. Sonra kalp masajıyla devam. Kalp masajımızda ölçüsü bu şekilde. Öksürüyorsa asla müdahale etmiyoruz. Müdahalemiz öksürmede sakinleştirmektir. İki kürek kemiği tam ortasına ileriye doğru 1, 2, 3, 4 ve 5. Göbek deliğinin hemen iki parmak yukarısına elimi yumruk yapıyorum ve içe yukarıya. İçe yukarıya. Buna biz Hemlik manevrası. Şunu şöyle göğsünü, vücudunu kolumdan destek alarak çenesinden şu şekilde çene kemiklerinden yalnız. Yapacağımız manevralar daha etkin olması için hafif aşağıya doğru eğim vermem gerekiyor ki yer çekiminden de faydalanmak için. 5 kez içe aşağıya doğru süpürür tarzda vuru yapıyorum. Bir açı vererek. Kesinlikle şu yok. Böyle bir uygulamamız yok. Amacımız burada sürekliliği sağlayarak oradaki cismi harekete geçirmek. İlk yardım eğitimlerimiz bireysel olarak başvuru yapan herkese yapılıyor. Bakanlığımız bu eğitimlerimizi ücretsiz olarak verdiriyor. Yani ilk yardım dediğimiz kısım bir kesimi ilgilendirmiyor. Hayatımızın her anında, her alanında olan bir kısımdır. Çocuğumuzda, eşimizde, işimizde, bir dolmuş beklerken bile her an başımıza gelebilecek müdahalelerden bahsediyoruz ilk yardımda. 2 günlük eğitimler veriyoruz. Eğitim sonunda sertifika veriyoruz. Sınavlarımız var. Ve 3 yıl geçerli olan sertifikalarımız vardır. Bakanlık onaylı, müdürlüğümüz onaylı. Bütün halkın bu konuda bilinçlendirmesi çok önemli. Dediğimiz gibi hani siz çok bilinçli olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, sağlık personeli olabilirsiniz ama sizin çocuğunuzun durakta başına bir şey geldiğinde yakınındaki kişinin uzman olmasına gerek yoktur. İlk yardım biliyor olması yeterlidir. Ve inanın hayat kurtaracaktır bu. Dediğim gibi çok ufak şeyler, dokunuşlarla insanların yaşamında kahraman olarak kalıyorsunuz. Belki ömründe hayatında yaşayacağı bir kere olan şeylerde bir kez dokunuyorsunuz ve ömrünün sonuna kadar unutulmuyorsunuz. İlk yardım eğitimi 2 gün boyunca süren 16 saatlik bir eğitim. Kimlere veriyoruz? Bizden talep eden herkese veriyoruz açıkçası. Çünkü ilk yardımın önemi artık günümüzde çok fazla vakalar olduğunda kişilerin hayata tutunmasını biz ilerletmek açısından, hayata tutunmasını kolaylaştırma açısından ne yapıyoruz? İlk yardım bilenlerin sayısının çoğalmasını istiyoruz ki 112 ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yapabilsinler ve hayatta kalma şansları artsın diye. Buradaki 2 günlük ilk yardım eğitimini aldıktan sonra özellikle temel yaşam desteği bizim için çok önemli. Kalp masajı ve suni solunum. Diğer taraftan yabancı cisim tıkanıklığı bizim için çok önemli. Birçok haber programlarında da görüyoruz, siz de görüyorsunuzdur. Özellikle çocuklarda, bebeklerde, yabancı cisim tıkanıklığında, müdahalelerde
başarılı bir müdahale yapıldığı takdirde gerçekten iyi sonuçlar alınabiliyor. Bunun dışında biz kanamalarda ilk yardım, kırık çıkıkta ilk yardım, zehirlenmelerde gibi işte kaza yapan birini araçtan çıkarma gibi birçok müdahalelerimiz var. Evet, ilk yardım eğitimi almış olabilirsiniz ama her yaptığınız müdahaleden önce bir tereddütünüz varsa ben diyorum ki buradan eğitim alan arkadaşlarımıza lütfen tereddütte kaldığınız hiçbir müdahaleyi yapmayın. Daha sonra eğiliyoruz bu şekilde. Hastayı nefes alacak şekilde tutuyoruz. Hemen öyle mi yapıyorduk? Hatırlayalım. Evet. İyi misin? Önce ses de baktık. Ses yok. Evet. Birinci yok. İyi misin diye vuracağız. Burada sayıyoruz. 1 ve 2 ve diye. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve. Evet. Kolları çek. Tek noktada yapıyoruz değil mi? Zıplamıyoruz. Evet. Tek noktadan. 1 ve 2 ve... Elektroşok gerekli. Elektroşok hazırlanıyor. Dokunmayın diyoruz. Hastaya dokunma. Biz de dokunmuyoruz. Burada şu şekilde ayağını itiriyoruz. Elinde şöyle bir tarafa alıyoruz. Bu şekilde tek nefesle. Tek hamle. Tek hamlede. Ellerimi atıyorum. Karın boşluğunda ellerim. Ayaklarımı buraya sabitliyorum destek alabilmem için. 5 defa süpürerek vuruyorum boğazının çıkması için. Önce kendi güvenliğimi sağlıyorum. Ondan sonra hastanın güvenliğini sağlıyorum. Ve ortamın güvenliğini sağlıyorum. Sonra dikkatli bir şekilde gelip önce kaçar pozisyonda iyi misiniz, iyi misiniz çok diye güzel. Soruyorum. Evet. Herhangi bir tepki almıyoruz, şey yok. Evet. Soluk alıp vermiyor. O zaman çocuklarda önce solunumla başlıyoruz. İki nefes çok veriyorum. Güzel, evet. Yarım ciğer nefes veriyorum. Burnu. Devam ediyorum. Hastanın göğsünü aç ve elektrotları yapıştır. Hastanın 4 santimi bastıralım. Çıkmak üzerine yapıştır. Evet. Kimse hastaya dokunmuyor. Ben de dokunmuyorum. Sen de dokunmuyorsun. Çalışan kalbi durdurur çünkü. Dikkat etmemiz lazım. Ağzını kontrol ediyorum. Sağdan çıkartabiliyorsam çıkartıyorum. Çıkartamıyorsam tutup kaldırıyorum. Kolunuzu elini. Yaptığımız zaman oradaki zarar veriyor. Yani buradaki amacımız sürekli, evet, hani bir yere sürekli aynı şekilde vurursanız aşındırırsınız ya, burada da oradaki cismi hareket ettirmeye çalışıyoruz. Amacımız oradaki süreklilik, cismi hareket ettirmek. İleriye doğru, aşağıya doğru itmek yani. 2, 3, 4, 5 vurarak. Evet. Sırtı vurarak. İki kürek kemiğinin ortasına. Dokunmuyoruz, şokunu veriyor. Ondan sonra dokunabilirsin, dediği yerde çevirip masajı devam ediyor. Tekrar yatar pozisyonuna.